2021 Mayıs ayı için dua konusunu açıklayan Papa Francesco, finansal piyasalardaki spekülasyonu sınırlandırmak ve sıradan insanları korumak için düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu. Papa Francesco, daha adil, sürdürülebilir ve kimseyi geride bırakmayan bir ekonomi için dua etti. 2021 Mayıs ayı için dua konusunu açıklayan Papa Francesco, finansal piyasalardaki spekülasyonu sınırlandırmak ve sıradan insanları korumak için düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu. İnsanların yaşamlarıyla şu anda çeşitli finans piyasalarında görülen kopukluk nedeniyle endişeli olduğunu dile getiren Papa, şu anda kaç kişi işsiz ancak finans piyasaları hiçbir zaman şu an olduğu kadar şişirilmedi dedi. Papa Francesco denetlenmeyen ve kendi haline bırakılan yüksek finansmanın çeşitli para politikaları tarafından yönlendirilen saf spekülasyon haline geldiğini kaydetti. Papa, bu durum sürdürülemez ve tehlikeli. Yoksulların bu sistemden acı verici sonuçlara maruz kalmaması için mali spekülasyon dikkatlice düzenlenmeli dedi. Papa finansmanın insanların ihtiyacını karşılayacak bir araç olabileceği yönündeki umudunu dile getirerek, finans bir hizmet biçimi ve insanlara hizmet etmek ve ortak evimize bakmak için bir araç olabilir dedi. Papa Francesco daha adil, sürdürülebilir ve kimseyi geride bırakmayan bir ekonomi biçimini teşvik ederek, bunu yapabiliriz, finanstan sorumlu olanların mali piyasaları düzenlemek ve vatandaşları tehlikelerden korumak için hükümetlerle birlikte çalışması için dua edelim dedi. Papa'nın dünya çapında dua ağı, dua konusuna eşlik eden bir basın açıklaması yaptı. Açıklama, Papa'nın hareketli pazarlara yönelik endişesini COVID-19 salgınının daha da kötüleştirdiği eşitsizliklerle ilişkilendirdi. Gayrisafi yurt içi hasılanın milyonlarca insanın işsiz kalmasıyla İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana en keskin düşüşünü yaşadığı belirtildi. Papa Dünya Bankası ve uluslararası para fonuna yazdığı yakın tarihli bir mektupta, yoksulluk sınırında yaşayan insanların finans piyasalarından dışlanmasından yakındı.